Evet, Belgi Bilişim Teknoloji kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Takipçilerimizin isteği üzerine yeni almış olduğumuz, daha doğrusu bir aydır elimizde bulunan 2024 model Egea Cross sizlerle. Şimdi 360 derece bir aracın inceleyelim şöyle etrafından. Gördüğünüz gibi. Tabii bizim yaptığımız ekstralar var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 440 litre bir bagaj hacmine sahip. Çevreden bu şekilde arkadaşlar biz aracı bir aydır tecrübe ediyoruz, kullanıyoruz. Memnun muyuz? Evet, biz kendi beklentilerimiz doğrultusunda araçtan memnunuz. Ben buna jeepçik diyorum. Jeep'in yanında küçük ama normal bir aracın yanında, sedan araçların yanında yerden 10 santim yüksek olduğu için daha hacimli ve daha kaslı gözüküyor. Renk kurşun gri, bize Manisa Şendilli bayinden çıkan, yaklaşık bir 1000 kilometreyi biz kullandık. Araçta 2023'e göre ekstra olan, yani urban paket araç arkadaşlar. Bunun üzerinde elmas şant, 17 inç elmas şantlar pakette geliyor. Ayrıca 2023'te olmayan, şöyle göstereyim, park sensörleri ve gece görüş kamerası. Bunda pakete, yani 2023'te opsiyon olan seçenekler bunda pakete dahil olarak geliyor. Biz ne yaptırdık ekstra? Dediğim gibi 17 inç şantlar, zaten elmas şantlar araca şıklık katıyor. Bizim de hoşumuza gitti. Ekstra biz ne yaptırdık? Araç yan basamakları yoktu. Bunları garantisi bozulmasın diye biz bayisinde yaptırma ihtiyacı duyduk. Ayrıca film cam gelmiyor arkadaşlar bunlarla beraber. Gene dediğim gibi bayi film cam kaplatmamızı yapacaksak orada söyledi. Dışarıda daha uyguna yaptırabilirdik fakat sıvı falan temasından dolayı elektronik arabalar yanmasından falan korktuğumuzdan dolayı biz servisinde yapmayı tercih ettik. Onun haricinde seramik kaplama gene bayi tarafından yapıldı. Daha sonrasında cross alacak arkadaşlara hani yan basamaktır, seramiktir, filmdir, bunlar belki tamamıyla gereksiz gelebilir. Yalnız alt yalıtımını yaparlarsa araç hiç ses almıyor arkadaşlar. Yani normal 2 milyonluk bir araçta gidiyormuşsunuz gibi hissiyat veriyor. İç özelliklerine gelince zaten onlara da hakimsinizdir. Şöyle kapıyı açalım. Tabii dediğim gibi biz kullandık. Biraz önce de piknikten geldik. Ben ekstra kendi paspasları şey olmasın diye aracı paspas vardı elimde. Onları şey yaptım. Bu şekilde geldiğiniz zaman araçta zaten 1.4 motor mevcut. Evet, yol deneyimimiz oldu arkadaşlar. Bununla yani araç boğuluyor mu, ediyor mu? Evet, bu araçta turbo yok. Turbo kullanan arkadaşlar tabii ki bunun eksikliğini yaşayacaklar. Şöyle yapayım, direksiyon kilitlemiş. Dediğim gibi araçta 7 inçlik bir U-Connect bir TV'miz var arkadaşlar. Bunda LCD ekran ve her işimizi görüyor. Tabii bunda YouTube'da film falan oynatamıyoruz. Ekstra bir uygulama yükleyerek arkadaşlar oynatabiliyor. Onlar zaten videolarda mevcut. Dediğim gibi kliması, ön göğüslük bu şekilde. Direksiyonlu bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar şimdi jelatini daha açmadık. Açılımını kızım yapmak istedi. Belgin, gel de aç jelatini sen. Piknikten geldik arkadaşlar. Bak, termosumuz da burada. Açacak mısın? Hadi bak, çıkaracağım ben onu. Buradan geç kızım. Dur, bekle. Evet, bizim cadımız. Baba ya. Ben açacağım dedi. Hop. Evet, artık araç bizim arkadaşlar. Dediğim gibi kullandık. Yani normal yolda
160-170 benim gidebileceğim, benim görmek istediğim hız bu şekildeydi. Gördüm, evet, yokuşlarda ben tatmin oldum. Tatmin olmayan arkadaşlar vardır ama dediğim gibi biz yani başka beklentileri olan arkadaşlar bu şekilde bu fiyat bantlarına bakmayacaklar. Uygun mu? Yani ikinci el araçlara göre evet, bana göre daha uygun. Biz Mart'ın 6'sında teslim aldık aracı. Mart'ın 6'sında teslim aldığımızda yaklaşık 998 bin lira gibi bir rakam ödedik. Yani 1 milyon gibi bir rakam ödedik. Ekstra işte yaptırdıklarımıza bir 70-80 bin lira gibi para gitti. 1100 lira gibi civarında aracı biz teslim aldık. Evet arkadaşlar, umarım yardımcı olmuşumdur. Sormak isteyen, sorusu olan arkadaşlara elimden geldiğim kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bizi takipte kalın.